hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17. yüzyılda yaşamış ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin kadim Azerbaycan topraklarına yaptığı seyahatleri konu edinen Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Azerbaycan kitabının takdimatı ve Evliya Çelebi sergisi vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Öncelikle açılış konuşmasını yapmak için Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Sayın Alper Coşkun'u davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer katılımcılar, sayın misafirler, değerli dostlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, dolayısıyla kendi evinize ve Nuri Paşa salonumuza hoş geldiniz. Bizi bugün normalde yoğunlukla yaptığımız tedbirlere nazaran daha farklı özellik taşıyan, daha böyle insani dokusu ön plana çıkan bir etkinlik vesilesiyle burada bulunuyoruz ve bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum. Biraz evvel Bahar Hanım'ın da söylediği gibi bugün burada tarihe mal olmuş, çok ünlü ve bizim de gurur kaynağımız olan seyyahımız Evliya Çelebi'nin gözünden, dilinden 17. yüzyılda Azerbaycan topraklarında yapmış olduğu seyahatler vesilesiyle edinmiş olduğu izlenimleri, o döneme ilişkin tespitlerini, sosyal dokuya ilişkin, insan hayatına ilişkin, kültürel faaliyetlere ilişkin bütün düşüncelerini ele alan çok hoş, çok güzel bir kitabın tanıtımı vesilesiyle burada bulunuyoruz. Ve onu tamamlayacak şekilde biraz o coğrafyanın da ötesine giden bir yelpazede Evliya Çelebi'nin daha geniş bir bölgede, Balkanları da içerecek şekilde, Orta Doğu'yu da içerecek şekilde yapmış olduğu gezintilerden oluşan bir de görsel sergimiz var. Her ikisini bugün sizlerle paylaşabiliyor olmanın mutluluğu içerisindeyim. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda 1664-66 yılları arasında 4 defa olmak üzere Azerbaycan topraklarında yapmış olduğu gezintilere ilişkin gözlemlerini aktaran ifadelerinde benim özellikle hoşuma giden bir veçesi bizim hislerimize, bugünkü hislerimize de tercüman olma özelliği. Can Bakü, Can Azerbaycan, Nahçıvan için Nakşi Cihan ifadeleri sanırım bugün bizim Anadolu Türkleri olarak Azerbaycan'ı düşündüğümüzde yine refleks şeklinde içimizden geçen tanımlamalardır. Dolayısıyla tarihin derinliklerinde bir seyyahın gözünden o ifadelerin kullanılmış olduğunu görmek bize aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin sonradan icat edilmiş bir şey olmadığını, çok gerilere giden bir özelliği bulunduğunu, o özelliği iyice köküne kadar götürdüğümüzde de aynı noktada buluşmamızı beraberinde getirdiğini gösterir özelliktedir. Dolayısıyla bunu da bir tespit olarak izninizle sizinle paylaşmak istiyorum. Evliya Çelebi bir seyyah olarak sözlerime başlarken dünyaya mal olmuş bir şahsiyettir demiştim. Hakikaten de öyledir. Avrupa Konseyi tarafından kültürel birikimin aktarılması bakımından katkıda bulunmuş, önde gelen 20 şahsiyetten birisi olarak tespit edilmiştir, kabul görmüştür. UNESCO tarafından doğumunun 400. yıl dönümü Evliya Çelebi yılı şeklinde kutlanmıştır. Eseri tanımak ve o eser ve görsel malzemeler vasıtasıyla da tarih içerisinde bir gezinti yapmak birlikte. Fakat tabii bu eserin meydana gelmesinde çok önemli katkıları olan kişilere, kurumlara hepimizin şükran borcu var. En başta Kafkas Üniversitesi Kafkas Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Mehmet Rıhtım Beyefendi'ye ve Mine Hanım Tekleli'ye şükranlarımızı ve tebriklerimizi sunuyoruz bu başarılı çalışmadan dolayı. Kafkas Üniversitesi'ne bu projeyi imha ettiği için, desteklediği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son olarak da siz değerli misafirlerimize geldiğiniz, bizleri yalnız bırakmadığınız için ayrıca şükranlarımı sunuyorum.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ise eseri yayına hazırlayan Kafkas Üniversitesi Kafkas Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Mehmet Rıhtım'ı davet ediyorum. Sayın Seferim, Sayın Milletvekilleri, Azerbaycan Milli Meclisi'nin milletvekili ve Tarih Enstitüsü'nün direktörü Yakup Mahmudov cenapları ve bütün misafirlere hoş geldiniz diyorum efendim. Kafkas Üniversitesi, Kafkas Araştırmaları Enstitüsü olarak 7 yıldır faaliyetlerimize devam ettirmekteyiz. Ve ortak Azerbaycan-Türkiye tarih ve medeniyeti çizgisinde yayınlar, araştırmalar yapmaya çalışmaktayız. Ve bu çerçevede yaklaşık 20 civarında eserimiz şimdiye kadar ışık yüzü gördü. Ve bunların hepsinde de baktığımız zaman özellikle tarih ve medeniyet ağırlıklı Türkiye-Azerbaycan ortak konuları ağırlıklı tutmaktadır. Ve bunların ben tek tek aslında isimlerini vermek isterdim ama birkaç tanesinden bahsedebilirim genel çerçeve içerisinde. Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti eserimiz bizim başlangıcımız, enstitümüzün de birinci adeta eseri oldu ve hem Azerbaycan'da 90. yılı münasebetiyle basılmıştı. Daha sonra Türkiye'de Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından eserin Türkçe baskısı yapıldı. Mina Hanım Tekleli'nin çalışmaları olan Türk Kitabı ve Rusça'da Türk Sözleri isimli çalışmalardan bahsedebiliriz. Ayrıca Karabağ Ermeni Sorunu ve Türk Edebiyatı'nın Yahya Kemal ve Karabağ şiirleri, Bahriyar Vahapzade gibi çalışmaları bunun içerisine değerlendirebiliriz. Fakat enstitümüzün önümüzdeki dönemde Evliya Çelebi seyahatnamesinde Azerbaycan adlı eserinin şimdi takdimatını yaptığımız bu değerli eserinle birlikte bu yıl hazırlayacağımız çok önemli eserlerimiz, neşirlerimiz, çalışmalarımız vardır. Bunlardan birisi Karabağ'ın tarih ve medeniyetine dair yine Evliya Çelebi seyahatnamesi türünde ama daha geniş bir eser şu anda yayına hazırlanmakta ve son dönemini teşkil etmektedir. Yine Azerbaycan-Türkiye münasebetlerinin son 10 yılını içine alan ki birinci dönemi daha önce neşredilmişti. İkinci dönem olan 2002 ve 2012 arasında iki dönemi ihtiva eden ilişkileri konu alan iki ciltlik bir eser yayına hazırlanmış olup üniversitemizin 20. yılı münasebetiyle inşallah önümüzdeki dönemde bu sene yayınlanacaktır. Bir şeyi de hem bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda çalışmalarımızdan bir bölümünü teşkil eden Seyit Yahya Şirvani Baküvi'nin ile ilgili çalışmalar UNESCO tarafından 2013 yılı Seyit Yahya Baküvi yılı olarak kabul edilmiştir. El Yazmaları Enstitüsü ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir. Bu dönemde de Seyit Yahya Şirvani'nin eserleri hem burada hem de Türkiye'de yayınlanacaktır. Aynı zamanda bir sempozyum da Felsefe Enstitüsü tarafından, ortaklaşa bizim tarafımızdan düzenlenecektir Bakü'de ve ayrıca İstanbul'da da bir sempozyum çalışması şu anda devam etmektedir. Evliya Çelebi, dünya seyahatname tarihinde en büyük seyahatnameyi yazmış kişi olarak bir müellif olarak kabul edilmektedir. 10 ciltlik bir büyük dev eserdir. Gördük ki bu seyahatnamedeki Azerbaycan bölümü çok geniştir. Yani çok fazla teferruatlı bilgiler var ve bu bilgiler çok da değerli bilgilerdir. Hem tarihçiler için, hem edebiyatçılar için, hem dilciler, folklor şunaslar için, hemen hemen kültür tarihçileri için bol malzeme olan bir bölümdür. Tabii Azerbaycan'da daha önce yayınlanmış olan bölümler, makaleler bir kısmı elimize geçti. Bunlar kısım kısım yayınlanmış şeylerdi. Biz hepsini bir araya getirerek yayınlayabilir miyiz diye Mine Hanım'la ilk böyle bir Kütahya'daki sempozyum esnasında bir düşüncemizi paylaşmıştım.
ve hemen arkasından dönünce böyle bir projeyi hayata geçirmek için ilk teşebbüsümüz 2011. yılda oldu ama tabii ki bunu proje haline getirip de büyükelçiliğimize takdim etmemiz zaman aldı. Akabinde tekrar bu projenin geri dönmesi, kabul edilmesi süreci bizi 2012'nin sonuna kadar taşıdı. 2012'nin sonunda eser çıktı ama şu anda da takdimatı 2013'e sarktı. Yani bu eserin meydana gelmesinde böyle bir süreç yer aldı. Eseri inşallah göreceksiniz. Birçok insanın katkısı oldu. Ben onlara ayrıca tek tek teşekkür etmek istiyorum. Eserden fazla bahsetmeyeceğim çünkü size verileceği için içinden onu geniş bir şekilde göreceksiniz. Sadece Evliya Çelebi'nin bu hazırladığımız eserde, burada da gördüğünüz birçok görüntü, hemen hepsi değil ama Türkiye tarih kaynakları, Türkiye'deki tarih kaynakları, özellikle Osmanlı kaynakları, Azerbaycan tarihçiliği için çok önemli, ehemmiyetli bilgilere havidir. Biz bunları zaman içerisinde inşallah elimizden geldiği kadar çok cüz'i bir kısmını neşretmeye çalışıyoruz. Aslında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Tarih Enstitüsü bunu çok geniş bir şekilde ele almıştır. Son zamanlarda Osmanlı arşivlerinin Azerbaycan belgeleri yayınlanmıştır ve ciddi çalışmalarda devam etmektedir. Ayrıca da takdir ve tebrik etmek lazım Tarih Enstitüsü'nü. Biz sadece cüz'i kendi imkanlarımızdaki enstitümüz 3 neferden oluşmaktadır, 3 alimden oluşmaktadır. Biz elimizden geldiği şekliyle gece gündüz çalışarak bazı şeyleri kazandırmaya çalışıyoruz, eserleri. Buradaki ortak noktamız şudur efendim. Yani hem enstitümüzün hem üniversitemizin düşüncesi bir millet iki devlet anlayışıyla bu fikri, bu anlayışın gerçek olduğunu ve bunun tarihi belgeleriyle, delilleriyle bunu ortaya koymak, ispat etmek, bir kardeş olduğumuzu ve tarih açısından bizi ayrı gibi göstermenin aslında imkansız olduğunu, tarihi süreç içerisinde bazı siyasi dönemler, hadiseler olmuştur. Bunlar normaldir ama geçen geçmiştir. Bu dönemde bizi birleştirecek, bütünleştirecek çalışmalara acil ihtiyaçlar vardır. Bunları bularak, çıkararak neşretmek elbette ki iyi bir hizmet olacaktır. Biz iki devlet, bir millet olarak buna çok ihtiyacımız da vardır. Özellikle son zamanlarda ihtiyacımız daha da fazladır. Dolayısıyla biz bu çizgideki, bu anlayıştaki, bu felsefedeki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve ettireceğiz. Eserin meydana gelmesinde teşekkür edeceğimiz bazı değerli insanlar vardır. Başta Büyükelçiliğimiz hem eserin meydana gelmesinde ki süreç içerisinde hem projenin hayata geçirilmesinde bize çok yardımcı oldu. Özellikle de Bahar Hanım, Bahar Doğan Hanım projenin sorumluluğunu üstlendi. Ve dolayısıyla ona teşekkür etmek istiyorum. Seyit Ahmet Bey, kültür müşavirimiz Seyit Ahmet Arslan hem bu serginin meydana gelmesi için bu panoları Türkiye'den getirtirdi. Ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Yakup Mahmudov cenapları bizim projemizi destekledi ve ilmi redaktörü olarak fikirlerinden biz çok istifade ettik. Cafer Gıyasi baştan sona eseri redakte etti, okudu ve tekliflerinden çok istifade ettik. Mine Hanım Tekleli Azerbaycan Türkçesine eseri kazandırandır. Ona ayrı bir yeri vardır. Faris Ferzeli tarihçi kişiliğiyle birçok noktada yardımcı oldu. Feride Aliyeva asistanımız çok gayretli çalışmalarıyla eserin karşılıklı redaktesinde okunmasında faydası oldu, gayretleri oldu. Fahrettin Miralay Bey burada yanımızda haritalarını çekti. Yani 4 defa Evliya Çelebi'nin Azerbaycan seyahatinin haritası bizi çok düşündürüyordu, bu nasıl ortaya çıkacak diye. Ama o engin bilgisiyle çok kolay bir şekilde bunu hallederek bizi büyük bir yükten kurtardı. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Kenan Beşirov redaktesini yaptı üniversitemizde. Kamil Bey bazı gravürlerin, kemferin gravürlerini bize temin etti, çok sağ olsun. Ayrıca Nurlar Neşriyat çok titiz bir çalışma yaptı.
bunun içerisinde bilemiyorum, şu anda göremiyorum, içimizde olmalı. Fahri Veli'ye ve Ferah Mehmetdoğ'a burada mılar acaba? Onlar gece gündüz çalıştılar, benim bütün kahrımı çektiler. Bu resimleri yerleştirmek, yani mizampajını, dizgisini, hepsini karşıladılar, sabrettiler. 2 aya yakın sürdü onlarla olan şeyimiz, işimiz. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve eserin sponsorluğunu üstlenen bir kısmını tabii ki bunun gerçekleştirebildi. Başbakanlık Tanıtma Fonu'na ayrıca teşekkür ediyoruz ve ayrıca diğer kısmını yüklenen Anar Aliyev Bey'e, ki burada temsilcisi var, kendisi gelemediler, özel teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sizler teşrif ettiniz buraya, çok sağ olun. Burada bu tarafta gördüğünüz kısımdaki panolar bizim hazırladığımız Azerbaycan'la bağlı Evliya Çelebi'nin sözleri ve o şehirlerle ilgili görüntülerin olduğu panolardır. Diğerleri ise Türkiye'den gelen ve Türkiye'de hazırlanmış olan panolardır. Birçok hemen hemen Evliya Çelebi'nin gezdiği her yere ihtiva etmektedir. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık efendim. Sağ olun, var olun. Şimdi ise kitabın bilimsel redaktörü olan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Direktörü Milletvekili Sayın Yakup Mahmudov'u buraya davet etmek istiyorum. Kardeş Türkiye'nin çok hürmetli büyükelçisi, aziz dostlar, hürmetli alimlerimiz, iki kardeş ülkenin nümayenleri, kardeşler, bacılar. Bu merasim benden ötürü son derece arzuladığım güzel bir merasimdir. Çok hürmetli büyükelçi, ben size Azerbaycanımız, tarihçilerimiz adından, tarih enstitüsü adından, şahsen öz adımdan derin minnettarlığımı bildiririm. Ve bizim Türkiye'mizin büyükelçiliğinde bu cür güzel bir merasimin, elmi merasiminin keçirilmesi çok şeyden haber verir. Ve size derin minnettarlığımı bildiririm ve gözlüyoruz ki bu cür merasimleri siz çok tez keçireceksiniz. Çünkü her bir elmin, her bir diplomatiyanın esasında elm dayananda, kardeşliğin münasebetlerin esasında elm dayananda uzun süren olur. Çok sağ olun. Ben Türkiye Seferliğinde bu merasimi alkışlayıram. Ben bu eser hakkında hususi qeyd eləmək istəyirəm bugün. Evliya Çelebi'nin bu eserinin Azerbaycan dilinde bizim okucularımıza təqdim olması çok büyük hadisədir. Aziz dostlar, çok büyük hadisədir. Ona göre ki biz yenice müstəqillik elde eləmişik. Yaxın keçmişdə 20 illiyimizi keçirdik müstəqilliyimizin. Biz tariximizi yeniden yazırıq. Keçmiş tariximizde bu ləkəli sayfalar ki bize zorla yukarıdan izlenilen konsepsiyalarla, dikte olunan konsepsiyalarla bize bir tarix sırıyıblar, bu tariximizi tezden yazırıq. Çok minnettarım ki Mehmet Bey burada çıkış elinde dedi ki biz tarix enstitüsünde üzü o taraftan Dehli'den başlayarak Sankt Petersburg'dan, Moskva'dan, Paris'ten, London'dan, Berlin'den ve tez tez de bizim Türkiye'mizden, İstanbul'dan, Ankara'dan Azerbaycan'a bu senetleri topluyoruz. Ve böylelikle Azerbaycan tarihi yeniden yazılır. Biz halkımıza asıl tarihimizi kaytarmak istiyoruz. Yani bu bakımdan bu kitabın, bu ilk mənbənin nəşr olması bizim götürdüğümüz umumi xəttə, umumi konsepsiyaya tamamıyla uyğundur. Ve bu bakımdan da mən Mehmet Rıhtın Bey'e derin minnettarlığımı bildirim. Yeri gelmişken ben bunu axırda diyecektim. O öyle bu baştan deyim ki, o çok kıymetli eserlerin müellifidir ve bizden çok sık əlaqeler saxlayır. Azerbaycan tarihinin öğrenilmesinde mühim xidmətleri var. Bu barədə sonda diyeceğim. Ben istedim bu eseri burada iştirak edenlere təqdim eləmək istedim bir neçə cümleyle. Bu eser Azerbaycan xalqının tarihini size təqdim olunan eser olduğu kimi təqdim eləyir. Tariximizi real şekilde biz necə bir memleketin sahibi olmuşuqsa, necə bir medeniyetin sahibi olmuşuqsa, kardeş ölkənin səyyahı olduğu kimi bu tarixi bize təqdim edir. Mən sizə bütün məsuliyyətimlə demək istəyirəm ki, Hazreti Peygamberimizin zamanından başlayaraq, Ərəb xilafəti dövründə Ərəb coğrafiyaşünasları çok güzel eserler yazıp koyublar. Ama Ərəb coğrafiyaşünaslarından sonra ilk dəfədir ki, Evliya Çelebi
yer kürəsinin çox böyük bir coğrafiyasını əhatəli şəkildə gözəl bir səyahətnamə ilk mənbə qoyub gedib. Yəni bu aralıqdakı boşluqlardan sonra Övliya Çələbinin əsəri tarix elmində bizim keçmişi öyrənməyimizə çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yəni bugün bizə bu cür çox qiymətli bir ilk mənbə təqdim olunur. Buna görə mən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə ki, baxın, Övliya Çələbi o zaman Şərqi Anadolu'dan başlayaraq, üzü oyana Təbrizə, Ərdəbilə, Dərbəndə verdiyi qiymətlər İrəvana necə qiymətlər verir? Hamısına Azərbaycan sözünü işlədir. Azərbaycan şəhəri Təbriz. Sən o zaman çətin rast gələrsən ki, Azərbaycan şəhəri Təbriz istənilsin. Sən çətin rast gələrsən ki, bu şəhər böyük Azərbaycan imperiyalarının paytaxtı olub və onda 200-ə qədər karvansara var. 200-ə qədər karvansara, yüzlərlə mədrəsə var. Yəni, yüzlərlə universitet var. Bu məlumatlar başqa mənbələrdə demək olar ki, yoxdur. Siz ancaq Övliya Çələbidə rast gələ bilərsiniz ki, Ərdəbildə olanda deyir ki, bu Səfəvi hökmdarlarının ana torpağıdır, ana vətəndir. Görün, nə deyir? Mən Övliya Çələbini çox sevirəm ona görə ki, o İrəvan şəhərindən danışanda Azərbaycan şəhəri kimi onu təqdim eləyir. Kərvansaralarını, mədrəsələrini, bütün gözəlliyini, hamamlarını Azərbaycan şəhəri kimi təqdim eləyir. Mən Övliya Çələbiyə çox müraciət eləmişəm və onlardan birini bugün demək istəyirəm. Bizim üçün çox qiymətlidir ona görə ki, Dərbənddən təxminən mərkəzdən bir 2 kilometr şimalda bizim hamımızın ulusu Dədə Qorqudun qəbri vardı. O Dədə Qorqudun qəbri haqqında bir adam Aliyar məlumat verir, bir də Övliya Çələbi məlumat verir. Biz bunu həmişə təhlil edib Övliya Çələbiyə əsaslanmışıq, isnad eləmişik. Yəni bu torpaqların qədim Türk torpaqları olduğunu, Dərbəndin qədim Azərbaycan şəhəri olduğunu, İrəvanın qədim Azərbaycan şəhəri olduğunu, bizim Cənubi Azərbaycanın tarixini, vahid bir xalq olduğumuzu bütün incəliklərlə verir. Nə eləməlidir? Məsələn, deyək ki, Qarabağlar, Naxçıvanda böyük bir şəhər kimi təqdim eləyir. Baxın, bir 20-yə qədər armudun növünü deyir. Ondan sonra bağbanın adını çəkir. Bu yerlərin tarixi Övliya Çələbi onu olduğu kimi yaşadıb və Azərbaycan adı ilə yaşadıb. Əski Türk torpaqları kimi yaşadıb. Ona görə də bu ilk mənbə bizdən ötürü çox qiymətlidir. Mən bu ilk mənbə ilə əlaqədar çox şeylər sizə deyərdim. Vaxtınızı almaq istəmirəm, görürəm səbrimiz də tükənib. Amma mən alqışlayıram bunu ona görə ki, tarix ilk mənbələrlə öyrənilir. Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim bir sıra alimlərimiz tək-tək adamların yazdığı əsərlərə istinad eləyirlər. Bunlara istinad eləmək lazımdır. Təhlil üçün, tənqid üçün, amma ilk mənbələrə getmək lazımdır. Bu cür ilk mənbələr öyrənilməlidir. Sonda mən, Sayın Böyükelçi, sizə dərin minnətdarlığımı bir daha bildirirəm və bu çox şeylərdən xəbər verir ki, bizim bu Böyükelçilik çox gözəl işlərə mərasimlər keçirəcək. Əməyinizə sizin eşq olsun. Mən Qafqaz Universitetinə çox əziz dostum mənim burada iştirak edir, minnətdarlığımı bildirirəm. Bu işlərdə sizin imzanız həmişə olsun. Çox sağ olun. Qaldı ki, Mehmet Rəhtin Bey burada bir siyahı oxudu. O siyahının hamısını mən oxumaq niyyətində deyiləm. Amma burada əməyi olanların hamısına ən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Amma güc, zəhmət bu əsəri ortaya gətirənə düşür. Mehmet Rəhtin Bey'ə. Sizə eşq olsun, sizə belə təzimlər, oxucu minnətdarlığı bildirirəm. Tarixçilərin minnətdarlığını bildirirəm. Siz bugün bizim ümum Türk elminə, Azərbaycan elminə çox böyük bir hədiyə verdiniz. Qaldı ki, bu əsər çox gözəl tərtib olunub. Mən bu mərasimdən də çox məmnun oldum və bugün bura gəldiyim üçün də heç belə heyfsilənmirəm. Çox şey qazandım. Bu Övliya Çələbi əsasında bu salon elə düzəldilib ki, mən getdim Övliya Çələbinin dövrünə və burada siz o bütün Övliya Çələbidəki mənim əziz dostum buradadır Cəfər Qiyası. Məsələn, onun qiymətini o bilər. Bütün bu Övliya Çələbinin təsvirlədiyi abidələr, miniatürlər, bizim tarixi abidələrimiz çox uğurlu olub ki, mənim o dostum da elmi redaktorlardan biridir. Mən özümdən çox daha sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu işdə böyük zəhmətiniz var. Əziz dostlar, çox sağ olun. Məndən incimiyin, bir balaca başlayanda iradla başladım. Belə yerlərə gələndə nəsə bir şey öyrənməyə çalışırlar. Gəlibsizsə dinləmək lazımdır. Dinləmək mümkün deyilsə gəlməmək lazımdır. Çünki bu çox gözəl mərasimdir. Hər halda zəhmət çəkib gələnlərin hamısına eşq olsun. Mən bütün xalqımızı, Türkiyəmizi, Azərbaycanımızı, elmimizi
təbrik edirəm ki, belə bir gözəl əsəri bu gün biz xalqımıza, xalqlarımıza təqdim edirik. Çox sağ olun, eşq olsun sizə. Sağ olun. İlmira redaktörü, Milli İlimler Akademisi üyesi Profesör Doktor Sayın Cafer Gıyasi'yi davet etmek istiyorum. Sayın Büyükelçim, aziz hanımlar, hürmetli beyler, hamınıza salam veririm ben de. Azerbaycan'ın tarihiyle, medeniyetiyle, sənətiyle meşhur olan çoxları kimi ben de zaman zaman Osmanlı kaynaklarına müraciət edirəm, onlardan yararlanıram. Ve bu kaynaklar içerisinde benim için ikisi çok önemlidir. Birincisi 16. yüzyılda Sultan Süleyman Kanuni'nin saray rəssamı olmuş Nasuh Matraqçı, ikincisi ise Övliya Səyyah, alim Övliya Çələbidir. Nasuh Matraqçı Azerbaycan, təkcə Azerbaycan için değil, bölge için, bütün region için son dərəcə nadir şəhər salma və memarlıq irsi qoyub gedib. Yəni o Süleyman Qanunun fəthilədiyi şəhərlərin hamısının rəsimlərini çəkib, o cümlədən Azərbaycanın çoxlu şəhərlərini, qəsəbələrini və yox olub aradan gedmiş memarlıq abidələrini təsvir edib və onlar bizə indi çox ilk qaynaq kimi çox gərəklidir. Övliya Çələbi isə mən deyədim ki, o son orta əsrlərin ensiklopedik bir alimidir. O təkcə səyyah demək onun üçün çox azdır. Övliya Çələbi ensiklopedik bir alimdir və onun əsərlərində Azərbaycan həm tarixçisi, həm ədəbiyyatçısı, həm dilcisi və o sıradan mənim kimi memarlıq tarixi ilə, şəhərsalma tarixi ilə məşğul olanlar da çox zəngin material tapa bilir. Ki bunların haqqında hörmətli Yaqub müəllim geniş danışdı. Verdim mənbələr orada həmin illüstrasiyalarla çap olunur və Mehmet Hoca bir də səyyahların əsəri bütün burada əmək sizin əməyinizdir. Əgər mən kiçik bir taqdim oldusa mən Övliya Çələbinin əsərini gənc zamanında Moskvanın bir kitabxanasında və indi o redaktda zamanı bu mənim çox karıma gəldi və indi sizin kitabınız bizim hamımızın stolu masa üstü kitabı olacaq. Sizə çox-çox təşəkkür edirəm, minnətdarım hamınıza. Sağ olun. Şimdi son olarak Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alan kayıtların Azerbaycan diline aktarılmasında büyük emekleri bulunan Mine Hanım Tekleli'yi davet etmek istiyorum. Salam aziz qonaqlar. Mən vaxtı nəzərə alacağam, fürsəti nəzərə alacağam. Evliya Çələbi haqqında bugün danışmaq, inanın, onun 10 ciltliyi qədər geniş ola bilər. Təəssüratlar o qədər şirin, o qədər cazibədar. Hər şeydən əvvəl Evliya Çələbi səyahətnaməsi, Azərbaycan haqqında olan bölmələri, Azərbaycanın o zamanki, yəni bilirsiniz 20 il ərzində səyahətinin boyunca 4 dəfə Azərbaycanda olmuş, Azərbaycanın bütün hüdudlarını, regional hüdudlarını dəqiqliklə çəkib, çizib, bugün bizim üçün çatdıra bilmişdir. Bu mənada və bir çox siz əsərlə tanış olanda görəcəksiniz ki, Evliya Çələbinin bu əsəri Azərbaycanla bağlı qisimlər həqiqətən hər bir azərbaycanlıya, onun tarixini sevənlərə, onun tarixinin qayğısını çəkənlərə çox lazımlıdır, qurur verici bir örnəkdir. Evliya Çələbi sərhəddən sərhəddə adlayanda öz dilində danışırdı. Evliya Çələbiyə tərcüməçi lazım deyildi. Bilirsiniz, Azərbaycan haqqında çox səyahətnamələr vardır.
və bu səyahətnamələr haqqında günümüzə qədər çox dissertasiyalar, araşdırmalar aparılmışdır. Və bu səyyahların, məşhur səyyahların həmişə yanında görəsində tərcüməçi olurdu. Bunlar mübarəqəsiz deyirəm ki, çox zaman ermənilər olurdu və görkən kəndləri belə erməni kəndi kimi göstərirdilər. Amma Evliya Çələbiyə belə tərcüməçilər, belə dəllallar lazım olmamışdı. O öz ana dilində, o sərhəddin o tayı kimi bu tayında da dolaşıb gəzə bilirdi. Evliya Çələbi bu mənada öz dilində danışdı bu əhali ilə. Bazarlarını gəzdi, millətimizin, xalqımızın halallığından dönə-dönə danışdı. Bazarlarda inanın tərəzisindən tutmuş hamamlarımıza, mədəniyyətimizin digər örnəklərinə qədər vəclə danışdı. Hər qapıya döndü, atı üstündə addım-addım gəzdi Azərbaycanı. Böyük qürurla, bilirsiniz, qardaşın qardaşa hədiyyəsi ən gözəl ərmağanı onun sədaqəti və məhəbbətidir. O sevə-sevə gəzdi Azərbaycanı. Savalan dağına qürur mənbəyi kimi baxdı. Bisutun dağından yazdı. Təbrizi dilavız dedi. Azərbaycanın taxt mərkəzi Təbriz dedi. Marağanı öydü. Gəncini Gəncə torpağı dedi. Çətin Azərbaycanın çətin və mətin qalası Alınca qalası dedi. Can Bakı dedi. Can Azərbaycan. Xaki, Paki Azərbaycan dedi. Bəlkə də Can Azərbaycan sözünü ilk dəfə Övliya işlətdi. Övliya gətirdi yaddaşlara. Bugün bizim dilimizdə ölkəmizin adı kimi, yəni ölkəmizin bu şirin adı olan Azərbaycan adındakı o can kəlməsini bəlkə yaddaşımıza o vaxtdan həqq edən Evliya Çələbi oldu. Evliya Çələbi dediyim kimi 4 dəfə Azərbaycanda oldu. Amma bizim bu zəhmətimizlə, əgər təbiri caizsə, mən bunu qoy zəhmət təvazüdən uzaq olsa da, Evliya Çələbi bugün düşünürəm, bu gözəl əməkin, zəhmətin nəticəsində, bizim qardaşlarımızın zəhməti nəticəsində 5-ci dəfə Evliya Azərbaycana gəldi, həmşəlik gəldi. Siz elm adamları olaraq yaxşı bilirsiniz ki, Evliya Çələbi Azərbaycanı nə qədər dəqiqliklə, nə qədər canı yananlıqla təsvir etmişdirsə də əlimizdə ədəbiyyat yox idi. Mən o zəhməti heç vaxtı üstündən keçmərəm, var idi. Kiçik təşəbbüslər, kiçik kitablar çıxmışdı, amma mükəmməl bir şey yox idi. Mən özüm Evliya Çələbindən çoxdan istifadə edirdim. Ancaq onun milli kitabxanada olan rus dili variantından. Və inanın, inanın, Evliyanın o təəssüblə, millət, xalq təəssübü ilə, qardaş yangısı ilə dediyi həqiqətləri rus nəşrində nöqtələrlə gedirdilər, buraxırdılar onları. Onlar sərfəli, əlverişli deyildi. Çünki bütün Qafqazın, bütün Azərbaycanın coğrafiyası hələ rusların gəlişindən də 100 illər əvvəl olduğu kimi öz türk-müsəlman abi havasında nəfəs alıb nəfəs verirdi, yaşayırdı. Burada qanun qayda var idi, böyüğün sözü var idi, təmizlik var idi. Övliyə bunları görürdü və rus dili nəşrində bunların çoxunun yerində nöqtələr qoyulurdu. Ona görə ki, mən bunu bir vətəndaşlıq borcu bilirəm boynumuza götürdüyümüz. Sağ olsun bizə kömək edənlər. Biz hörmətli Məhəmməd Rıhtım bəylə Kütahya'da Evliyanın ana vətənində olanda orada öz məruzəmizdən başqa yekun iclasında fikirlərimizi açdıq. Biz onda bu tərcümə üzərində işləyirdik. Fikrimizi açdıq və şükür çox tərəfdarlar tapdıq. Azərbaycanın özündə Doğma Qafqaz Universiteti böyük bizim dəstəyimiz, dəstək gördük. Türkiyə Böyük Elçiliyindən böyük dəstək gördük. Sağ olsun, həmişə fəaliyyətləri belə xeyirli işlərə sərf olunsun. Çünki ona görə də bunun, unutmayaq ki, Evliya Çələbi barış sülh adamı olub Azərbaycana gələn ilk Osmanlı, böyük Osmanlı elçisidir. Sağ olsun bu yolu bugün gələnlər, sağ olsun bu yolu barış sevdası ilə gələnlər, sağ olsun bugün məktəb, kitab, elm gətirənlər. Bu yolda onlar yorulmasın, gələn ayaqları var olsun, sağ olun.
konuklar. Açılış kısmımız burada sona erdi. Şimdi hep beraber tabloları göz atmaya, onları incelemeye davet ediyoruz. Teşekkürler. Şecaatname eserinde